Merhabalar, ben Köfteist Köfte ve FTB Minecraft serimizin 16. bölümüne hoş geldiniz. Ve şu an özel bir rail yapıyorum. Advanced Detector Rail. Advanced Detector Rail için öncelikle tabii şöyle bir şeye ihtiyacım var. Pressure plate. Evet, son kolay. Ve Advanced Detector Rail'ımız var. Bu Advanced Detector Rail'ı alıp şuraya koyuyoruz. Bu arada buraları gravel yaptım çünkü buralarda ağaç oluşmasını istemiyorum bu yakında. Çünkü buradan her seferinde geçtiğimde bir şey görmek istiyorum. Seni de istemiyorum. Ve bir şey daha yapacağız. Cargo Manager. Cargo Manager için önce bunlar lazım bize. Kısacası bolca iş. Solar Plan. Advanced PCB Plan. İki tane yapalım bakalım. Sonra sizi nasıl yapıyoruz? 8 tane oluyor. Ki bunun anlamı bunlardan 2 tane çıkıyor. Siz ne kullanıyorsunuz? 16 36 56 56 tane lazım. Yani bu. Eğer yanlış hesaplamadıysam 2, 3, 4 bunun dışında iki, 3, 4 tamam 2, 3, 4 Evet, Cargo Manager'ımız da hazır. Cargo Manager'ımızı buraya koyuyoruz. Bakalım bu yüzü ne? Mavi. Tamam. Hepsinin mavi. Ah. Siz hepinizin mavi yapalım. Ah. Tamam, mavisiniz. Karta doğru. Hayır, karttan istiyorum ben. Storage'da. Sen karta, ben yakıt. Sapling koymamıza gerek yok. Yani asıl diğer hepsi disable. Tamamdır. Bunların hepsi de disable. Kartımızın yönünü değiştirebilirsek eğer Solar Engine'imizi aktive edelim. Seni de low. Gördüğünüz gibi hepsini buna aktaracak ve ihtiyacı olduğu kadar yakıtı da bunun içine koyacak. Bizim istediğimiz gayet bu. Ve bu sayede her seferinde inventörünün dolmasına sorunundan ortadan kalkacak ve bu elmaları kullanacağız. Çok değişik bir şey için. Biofuel üretimimizi daha verimli hale getirmek için. Evet, şimdi aşağı inelim bir. Bakalım benzin durumumuz ne halde? Tamam, biofuel'ımız bitmek üzere bunun içinde. Dolayısıyla da birazdan benzine girişecekler. Bunu tanıdığımıza göre bu bölümde başka ne yapacağız? Düşünelim. Industrial Craft elektriği üretmeye başlayabiliriz. Tabii önce bir inventörümü boşaltayım. Ya da şu anki inventörümüz yeterli olur mu? Olmaz. Siz geçin şöyle. Tamam, 48 tane wooden tie'ımız olmuş. Rail'ları da şuraya atayım ben. Ve yemek yiyeyim. Yam 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 yam. Yam 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 yam. Ve bir ara evin çevresini ışıklandırsam çok süper olabilir. Evet. İlk olarak ne ile başlayalım? Tabii. Thermal Generator. Bunun için Invar ingot lazım. Ya da alüminyum lazım. Biraz Invar'ımız olacaktı. Çok çok az. 2 adet Invar'ımız var. Invar'ın üretimine bakıyoruz. Blast furnace'da üretebiliyoruz bunu. Iron ve nikel. Nikellerimiz. Bu zinc. Bir adet nikel yeterli bize. Nikel ve 2 iron. Gördüğünüz gibi bize 3 invar veriyor. Bunlarla uğraşmaktan çok daha hızlı blast furnace'ımız. Bunun dışında 2 adet redstone, daha sonra 2 adet circuit ve 1 adet geothermal generator. Geothermal jeneratörümüzü koyuyoruz. Ama önce bir şey daha yapmamız lazımdı. Electronic Circuit. Bunun için bu... Elektrumlarımız şuradaydı. 2 adet elektrum alalım. Ve... Bu jeneratörü yakında kullanacağız bu arada. Biliyorum. Önceki bölümlerden bir tanesinde onu kazara yapmıştım. Hatta muhtemelen ekran karşısında bağıranlar falan da vardır. Ve Refine Iron'ım yok tabii ki de. Olsun, hemen yaparız. Yarım stack yapalım. Gördüğünüz gibi induction furnace'ın bir güzel özelliği daha, aynı anda 2 tane pişirebiliyor. Bu sayede zaten hızlı olan furnace'ımız çok daha hızlı oluyor. 2 adet electronic circuit, geothermal generator, reinforced. Bir saniye. Biraz daha geothermal generator yapsam, bir tane daha geothermal generator yapsam güzel olabilir. Generator, bakalım sen nasıl yapıyordun? Refine Iron, Glass ve şurada bir yerde sellerimiz olacaktı. 2 adet lazım sadece. 2'den fazla var. Niyeyse. İkinci geothermal jeneratörümüz de hazır. Ama neyi unuttum? İkinci bir seti. Sıkıntı yok. Copper'larımız burada. Rubber'larımız burada. Ve bunlar da burada. Geothermal jeneratörlerle termal jeneratörlerin ufak bir farkı. Thermal jeneratörler, geothermal jeneratörlerin upgrade edilmiş halleri. Ve tabii ki de daha fazla invara ihtiyacım var, değil mi? Tamamdır. Invarlarımız da burada. Ve 2 adet termal jeneratörümüz var. Geothermal jeneratörler 20 EU üretirken bunlar daha az lavla 24 EU üretebiliyor. Lavı enerjimizi şurada üretebiliriz. Ya da nerede üretelim? Yer sıkıntı, evet. Şurada üretelim ya. Hatta şurada. Ama önce bir şey daha lazım. Neredeyse onu unutuyordum. 2 adet Magma crucible. Aslında 2 adet değil, 1 adet kullanabiliriz sanırsam şu an. Bunun için Nether Brick, Machine frame, 2 adet copper lazım ve 1 adet de neydi senin adın? Bir Thermal expansion makinelerine bakayım ve bunu hatırlamaya çalışayım. Red power'lar için, forestry'ler için. Thermal expansion arıyorum ben. Ha, Thermal expansion makineleri. Igneous Extruder, tamam. Igneous Extruder nasıl yapılıyor? Piston, machine frame, pneumatic servo ve tin ingot. Ben hemen bunları yapıp geliyorum. Evet. İhtiyacımız olan her şeyi yaptığımıza göre şimdi önce şurayı kazalım. Magma Crucible sen şuraya geç. Igneous Extruder şuraya geç. Ve Magma Crucible'ın recipe'lerine bakalım. Gördüğünüz gibi bir şeyleri kobalstona çevirebiliyor. Ben şu an çıkış, seni şuraya çıkışa ayarlayayım önce. Burası giriş ayarlı. Ve buna enerji bağlamamız gerek. Ah. Tabii bağlayamıyoruz. Bir şey düşündüm de. Bu şekilde bağlarsak daha verimli olur. Ve gördüğünüz gibi şu an fuel'la çalışıyor ve fuel bunu en uzun süre çalıştıran şey. Tam ihtiyacımız olan kadar elde ettik bu sayede. Evet. Bu bir tanesini eritsin. Bakalım kaç enerji lazım? 2400 Minecraft. Pardon. 24.000 Minecraft türü lazım ve bunu lava çeviriyor. Yeterli olmayacak ancak yine de bir enerji kaynağı. Tabii yakın zamanda daha fazla koyacağız. Yani bu düzeni bayağı bir değiştireceğiz. Bu başlangıç için yani konseptimiz. Ve bunun içine lava girmesi lazım. Bunun dışında önce suyumuzu koyalım bir. Suyumuz bu tarafa gidiyor. Lavımız da bu tarafa gidiyor. Gidecek daha doğrusu. Gideceği zaman. Evet. Bunun dışında girişlerimizi ve çıkışlarımızı ayarlayalım. Sen çıkışsın. Sen de giriş ol. Çıkış ol. Tamamdır. Ve bunları koyalım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş lavımız hazırlanmaya başlayacak. Aslında başlangıç için kobalttan yerine başka bir şey kullanabilirim. Çünkü elde edimi daha kolay bir şey. Kullanacağım şey. Nether Rock. Evet. Gördüğünüz gibi Nether Rock'ta yarısı kadar enerji istiyor ayrıyetten. Yani mantıken. Bunun dışında bizim enerji sistemimiz neredeydi? Burada. Fakat bunu biraz oynatmamız lazım. Evet. Buraya taşıyacağız. Fakat yeterli kablomuz var mı? Yok. O zaman bir şuraya da bakalım. Yeterli kablomuz yoktur muhtemelen. O yüzden yapacağız. $8 tamam. 8 de silver. Ve bunları hemen seni ve seni blast furnace atıyoruz. çok daha hızlı bir biçimde elektron ingot elde etmeye başladık. Bunun dışında kendimize 2 adet diamond verelim. 2 adet diamond işimizi görecektir. Glass'ımız da var. 2 diamond. 4 elektron. 8 glass fiber cable. Bu kesinlikle oyundaki en iyi kablo. Daha sonra Industrial Craft'taki en verimli kablo. Gördüğünüz gibi burada üretilen enerji direkt olarak oraya gitmeye başlayacak. Magma crucible'ımız biraz yavaş ancak işimizi görüyor. Tabi bu başlangıç için, fakat buildcraft enerjimiz büyüdüğünde buraya bu 6 Hobby Steam Engine'i toplamda 8 Industrial Steam Engine'e değiştireceğiz yakın zamanda. Bu olduğunda gayet buraya bu 4'ü de şurası 4'lü bir biçimde bunlara dönüşecek. Dolayısıyla şu kabloyu bir arkadan geçirmem gerekebilecek o esnada. Ve ayrıyeten şunların sayısı da asla artmasına gerek yok. Evet. Bir tanesi sanırım bunları idare edebiliyor. Fakat neden şu an koymuyoruz? Çünkü dikkat ederseniz bu 30 Minecraft joule tüketiyor. Burada üretimimiz 8, 16, 32. Aslında daha fazla kullanabiliriz. Ama neyse, şimdi uğraşmayacağım. Çünkü bunlar da enerji kullanıyor neticede. Ve Evet, Industrial Craft enerjimiz de stabil bir, iyice stabil bir duruma geldiğine göre, çünkü iş görür düzeyde bir enerji miktarı. Uzun zamandır söylenen bir şeye gelebiliriz. Diamond drill yapımı için gereken bir makine. Industrial electrolyzer. Bunun için extractor, electrolyzer, magnetizer lazım. Advanced Circuit. Bunların hepsini yapmadan önce bir inventory'yi boşaltsak da süper olur. Tabii bunu yaptıktan sonra artık şu meşhur, bir türlü başlayamadığım sorting sistemime girişebilirim. Sen tabii ki de oraya değil. Sen şuraya, şuraya. Elektronlar kalsın bende. Rubber'da kalsın. Hatta daha fazla rubber'a bile ihtiyacım olacak. Mesela Electric Tree Tap yapalım bir. Electric Tree Tap 3 steel, 1 circuit, 1 battery lazım gerektiriyor. Şurada fazladan bir circuitim olacaktı. Steel'im var. Tamam, her şey mükemmel. Copper'lar da elimizde. Tabii daha fazla kapıra ihtiyacım olacak burada. Şurada var ama. Hop. Redstone. Voila. Ve steel. Electric Tree Tap. Daha fazla tree tap kırmaya hiç gerek yok artık. Seni şarj edelim. Bu kadar şarj şimdilik yeter sana. Çünkü ben seni nereye koydum? Ha tamam. Buradaymış. Yapayım. Hızlıca şunları çıkartıp geleyim. Gördüğünüz gibi Electric Tree Tap normal Tree Tap ile aynı işe yarıyor. Tek farkı elektrik kullanmadığı için elektrik kullandığı için ömründen yemiyor. Ve bu sizin odun yönünden avantajınıza, daha doğrusu odun yönünden avantajınızdan çok, hani böyle bir odun sisteminiz varken sinir bozma yönünden avantajınıza. Yani sürekli işin ortasında kırılıp sinirinizi bozmuyor. Ve 17 adet sticky resin'imiz var. Bunları extract'imize koyalım. Evet, şimdi şu Industrial electrolyzer. Öncelikle normal bir electrolyzer yapalım. Machine block lazım. Tabii bunun yapımındaki her şey için bir machine block lazım ve bu yüzden bence biraz daha senden pişirelim. Bir bakalım toplam kaç tane machine block'a ihtiyacım var? 1 2 3 1, 2, 3. Bunun dışında kaç tane circuit'e ihtiyacım var? 2, 3, 4. 4 tane circuit'e ihtiyacım var. Yani bu demek oluyor ki buna ihtiyacım var. Ve bunlardan 2 tanesi upgrade edilecek. Bunun için yeterli glowstone'um yok. Tanesini de upgrade ettik. Tamamdır. Şimdi bize ne lazım? Magnetizer'ı en sonuna sabredebilirim. Electrolyzer lazım. Bunun için machine block ve empty cell lazım. Machine block. Circuit üstte pardon. Empty cell'lerimizi de alalım. Bu da kesinlikle oyundaki sinir bozucu recipe'lerden bir tanesi. Ama maalesef laf söyleyemiyoruz buna. Çünkü cidden çok gerekli bir makinenin recipesi. Industrial electrolyzer'ımız tamam. Tam 3 tap'lerden kurtulmuşken. Oldu mu şimdi? 1, 2, 3... 4. Tabii siz stacklenmiyorsunuz illa. Machine block ve electronic circuit. Başka ne lazım sana? Tamam. Electrolyzer'ımız tamam. Achievement aldık. Ne güzel. Sana Iron Fence için yine Refine Iron. Ve Magnetizer'ımız da hazır. Magnet. Bunun dışında başka neye ihtiyacımız var? Hiçbir şeye. Tamam. Magnetizer, Electrolyzer, Extractor ve Advanced Circuit'lerimiz. Huh! Bitirdik. Ve bunu da direkt şuraya koyalım. Industrial electrolyzer'ımız hazır. Şimdi bize ne lazım? pardon, seni kullanarak yapıyorduk. Titanyum lazım. Titanyum için Titanyum dust lazım. Titanyum dust için tiny pile of titanium dust lazım. Ve onun için de bauxite dust lazım. Ve 8 tane empty cell. Ve bunlar bize hydrogen cell steels. Onun yapımı ise bauxite'ın macerate edilmesi ya da industrial grinder'da işlenmesi ya da polarizer'da işlenmesi. Biz ne yapacağız? Polarizer'ı al bak. Her zamanki gibi. Senin bu çıkışını kapatacağız bu sefer. Şunları da şuraya koyalım. Evet, bauxite dust'ımız hazırlanıyor ve empty cell'lerimizi de alalım şuradan. Bu arada Greg'dek'in eski sürümünde bu Industrial Electrolyzer'ın işlevini de Industrial Centrifuge yapıyordu. Yani şu. Fakat artık tüm işlevi, o işlevlerin büyük çoğunluğunu Industrial Electrolyzer aldı ve bu lanet derecede çok fazla enerji tüketiyor. Ve gündüz yapsak iyi olur. Solar panellerimiz de enerji versin. Ve portal gun güncellememiz mevcutmuş. Gördüğünüz gibi çalıştığında burası mavimsi bir hale geliyor. Ve sanırım seni yukarı koyabiliriz. Çok daha güzel bir alan gözükür. Ve sana orada ihtiyaç yok artık. Evet. İlk parça titanyumumuzu elde edeceğiz bu şekilde. Bir saniye. Bunun resipilerine bakalım. Su koyarak eğer hidrojen sel elde edebiliyoruz. Hidrojen sel ne yapımda kullanılıyormuş bakalım. Deuterium cell. Methane cell. Water cell. Sıvı hali bir şeyde kullanılıyor mu? Pek bir işe yaramıyormuş yani. Neyse, senin resipilerine devam edelim bu arada. Bunun işte electrolyzed water cell'i bunlara çeviriyor. Water cell'i electrolyzed water cell'e çevirmek daha rahatmış burada. Water bucket. Water bucket'la da çevirilebiliyor. Bone meal, kalsiyum cell. Kalsiyum cell ne yapımında kullanılıyor? Fertilizer yapımında kullanılıyor. Kalsiyum karbonat sel yapımında kullanılıyor. Bakalım kalsiyum karbonat sel ne yapımında kullanılıyor? Calcite dust. Ve ore output'unu sadece demirde 3'e çıkartmayı sağlıyor. Sen neyle kullanıyorsun? Karbon sel. Compressed air cell, kalsiyum cell. Bakın tiny pile'ların bir şey işe yaramıyor. Hayır. Evet. İlki tamam. Enerji durumumuz güzel. Bu esnada ikincisi de başlayamamıştır. Çünkü 8 tane lazım. İlk parça titanyumumuzu elde edeceğimize göre sen 2 parça titanyum gerektiriyorsun. Tamam, iş yapıyoruz bir şekilde. Sizleri extractor'a geri koyalım. Hatırladığınız gibi extractor bunları tekrar normal hallerine getiriyor. Bu hazır olduğunda ben geliyorum. Tabii bu esnada size bir şey daha göstermek istiyorum. Aşağı inelim. Ve gördüğünüz gibi bunlar bir yandan da çalışıyor. Evet. İlk parça alüminyumumuzu, titanyumumuzu elde edecek kadar malzememiz oldu. Ve bunu blast furnace'a atıyoruz. Yavaşça. Bir bakalım ne kadar sürüyorsun sen. Titanyum, 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 titanyum. Neredesin be titanyum? Oh. Tamam, o kadar fazla değilmiş diyeceğim. Tabii ki de enerji mevzu. O yüzden sen bitene kadar seni işleyemeyeceğiz. Sen de mi başa sarıp duruyorsun yoksa? Sarmıyor. Ah. Rektek. Bunu da çok yakında MFSU'yu upgrade etsek çok süper olabilir. Evet, Diamond Drill'imiz sonraki bölüme kalacak anlaşılan. Diamond Drill'i yapabildiğimiz andan itibaren bir şey daha yapabiliyoruz. Quarry otomatik olarak bizim yerimize otomatik olarak maden kazacak bir alet. Ama bunu tamamlamadan önce bu sorting sistemimizi tamamlamamız lazım. Yani bu demek oluyor ki sonraki bölümümüz tamamen sorting sistemi adanacak. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfteist Köfte'den iyi günler, iyi eğlenceler.